çiftçimizle ilgili verdikleri bu dilekçeyi, sorunların yazıldığı dilekçeyi takip etmelerini, iktidar partisinin bunların neyini, hangisini yaptığı, hangisini yapmadığı ile ilgili mutlaka takipçisi olması gerektiğine inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne'de yapımı gündemde olan ve tamamlanma aşamasında olan barajları gündeme getirdi. Bu anlamda iktidar partisinin bu girişimini ben olumlu karşılıyorum aslında. Süreci buraya getiren Ziraat Odası Başkanımız başta olmak üzere bütün Ziraat Odası Başkanlarımıza, özellikle Lalapaşa ve Edirne Ziraat Odası Başkanı'na bu anlamda girişimlerini uzun süredir ben de takip ediyorum. İnşallah gündeme alındığı gibi başlar. Benim tek söyleyeceğim bu. Nitekim başlayıp da bitmeyen projeler var. Özellikle aşağı bölgemizde, güney bölgemizdeki barajlarda işte Hamza Dere'nin %75-80'ler seviyesinde olması. Bu anlamda oradaki insanların da büyük bir beklentisi var. Ben çok umutlu değilim aslında ama gerçekten gündeme alınması bile çok güzel. Pekcanlı, Ziraat Odası Başkanlarının bir süre önce iktidar partisine ilettiği çiftçilerin sorunlarını içeren dilekçelerin takipçisi olmalarını istedi. Geçtiğimiz ay ilimizin Ziraat Odası Başkanları Uzunköprü'de bir toplantıdan sonra AK Parti İl Başkanı'nı toplantılarına davet ediyorlar. Duyduğum kadarıyla bölgemizin çiftçilerinin sorunlarını yazılı bir şekilde kendilerine iletiyorlar. Çiftçimizle ilgili verdikleri bu dilekçeyi, sorunların yazıldığı dilekçeyi takip etmelerini, iktidar partisinin bunların neyini, hangisini yaptığı, hangisini yapmadığı ile ilgili mutlaka takipçisi olması gerektiğine inanıyorum. Biz çiftçimizin sorunlarını muhalefet partisi olarak belki de milletvekilimiz de Türkiye'de en çok dile getiren teşkilatız. Edirne örgütü bu anlamda milletvekiliyle beraber bütün gün çiftçilerimizle beraberiz. Özellikle Ziraat Odası başkanlarımızdan bunu takip etmelerini bekliyorum. Evet, siz AK Parti İl Başkanı'nı toplantınıza davet ettiniz, bu sorunları dile getirdiniz. İktidar bunun kaçını yapacak, kaçını yapamayacak. İktidar sizin bu talep ettiklerinizi yapamazsa siz ne yapacaksınız çiftçiler adına? Önemli olan da bu. Siz doğru olanı yaptınız, talebinizi ilettiniz. Bu talepler gerçekleşmediği takdirde siz odalar olarak ne gibi yaptırımlar uygulayacaksınız? Ben de bunu özellikle takip edeceğim. Bu baraj talepleri bitirilmesi istenen işte aşağıki bölgelerdeki barajların özellikle %70-80'lerde olan Hamza Dere Barajı'nın bu anlamda bitirilmesi bizim de en büyük beklentimiz.